Dostlarım hepinize merhabalar. Şimdi bugün sizlerle beraber uzun süredir istediğiniz bizim grupta meşhur olmuş bir bıçağın tanıtımını yapacağız. BİM'e gelen biliyorsunuz bir bıçak vardı. Columbia'nın işte FR-558A bu çakmak taşlı magnezyum çubuklu ünlü bıçağının tanıtımını yapacağız. Çok istediniz. Bugün 7 Haziran. Ben bu bıçağı 7 Haziran'da aldım. Hani bayağı sonra aldım. Zaten paketini görüyorsunuz. Millet incelemiş, almamış. Ben de hani dedim, arkadaşlarımız istiyor, yorumlarda görüyoruz. Alalım, inceleyelim. Orada gördüm, aldım. Şimdi size incelemesini çekeceğiz. Önce bir yakından inceleyeceğiz. Magnezyum çubuğunu test edeceğiz. Bıçağın keskinliğini test edeceğiz vesaire vesaire. O şekilde bir video çıkarmaya çalışacağız sizlere. Umarım güzel bir video olacak. Bıçak hakkında şimdi daha hiç şey yapmadan hani elimize hani aldım tabi açtım baktım magnezyum çubuğuyla ateş yaktım filan da Instagram'da takip edenler bilir zaten onu da şuraya yazarız. Bıçak güzel bir bıçak, benim hoşuma gitti, kullanışlı, hani fiyat performans ürünü denilebilir. Şimdi bakacağız, bıçağı bir yakından inceleyelim, ona göre karar vereceğiz. Evet dostlarım, şimdi gördüğünüz gibi tanıtımını yapacağız. Dediğim gibi daha önce millet bakmak için açmış şuraları filan, o yüzden yırtık, kusura bakmayın. Şöyle, hatta ilk başta kısa bir şekilde paket açma adam. Madem hani bir ürünü alacaksın, bakacaksın, ona en azından ben bunu belki beğenmem, almam diye adam akıllı muamele etmen lazım. Şu arkayı gördüğünüz gibi, şuraları göre. Bizim önce insanlığı geliştirmemiz lazım zaten de bak. Paket açma adam nedir biliyor musun? Bak şu yanlar var ya, patlayabilecek noktalar nedir? Şuraya yanlardır. Şunu tutuyorsun abi, şuraları bak. İki parmağın burada. Bir parmağını şu şekilde alta alıyorsun, öyle açıyorsun. Bunu böyle, bu kapalıyken, zaten sıfır kutu, yeni kutuyken şeyini buradan cart diye sokarsan böyle yırtılır. En azından hani bu şekilde şeylere siz dikkat edin, insanlara da uyarın. Şimdi paketimizi ilk açtığımız zaman karşımıza şunun arkasında bilgiler var, oraya geçeceğiz tabi. Şöyle yana bırakalım, kutusunu inceleyeceğiz. Karşımıza bir adet Çin malı bir kılıf çıkıyor. Güzel ama sağlam hani yani şeyi iyi en azından. Sert, hoş, güzel. Hani güven, şurası güven vermiyor da bu kısım güven vermiyor da şey güven veriyor. Şurası sağlamlığına bakarsak iyi, bu da iyi. Hani zorluyorum biraz. İyi yani. Kopmuyor, elde kalmadı en azından. Şurada bir adet herhalde ip geçirebilmek için ne amaçla öğretildiğini bilmediğim bir yer var. İşte daha çok daha amaçlı olsun, çok amaçlı olsun diye kullanılabilir. Herhalde şu tip bir şey bırakmışlar. Başka bir amacı da olabilir, bilmiyorum. Kılıfı bu şekilde. Columbia Company yazıyor zaten üzerinde, gördüğünüz gibi kurt işareti var. Bunu önce bir kenara bırakalım. İlk bu çıkıyor. Yedek bir adet magnezyum çubuğu çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi ben bunu kullandım. Bir adet de içinde magnezyum çubuğu çıkıyor. Şimdi kutu içeriğimiz bu şekilde. İki adet magnezyum çubuğu, bir adet çakı. Bunu da bir kenara atalım. Şimdi şunu baktık. Bunlara baktık. Göstermek gerekirse bir daha gösteririm. Şimdi çakıyı bir elden alalım. Ben çakıyı önce kutunun üzerindeki içeriklerle size tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar 440C çeliği diyor. G10 metalik sap diyor. Bu yalan değilse gerçekten güzel bir haber. Askı aparatı diyor. Sanırım cebe takma klipsinden bahsediyor. Yeni steel kilit sistemi diyor. Yanlış bilmiyorsam liner lock olarak geçiyor bunların kilit sistemi. Lazer kesim ağız diyor. CNC standart yani fabrika üretim bıçak. Ateş yakmaya yardımcı magnezyum kıvılcım çubuğu. Şunlardan bahsediyorlar. Özel tasarımlı kılıf tabi ürünü pazarlamak için biraz abartmaları gerekiyor. Özel alışımlı karartılmış çelik. Boya içermez rengi yazmış. Boya içermediğini zaten herhalde anlayabiliyoruz. Yazan özellik güzelse güzeldir. Zaten kendi yorumumu yapacağım biraz sonra. Geçtik bunu. Yedek magnezyum çubuğu, eyvallah. Bıçakta açıldıktan sonra kapanmayı önleyen emniyet kilit sistemi. Tamam, onu da anladık. Şurada magnezyum çubuğu ile ilgili bir şeyler yazmış. Kıvılcım çıkartmak için bıçağı magnezyum çubuğuna dik olarak şekilde bastırarak. Şimdi buna başlamadan önce zaten tabii ateş yakacağız biz magnezyum çubuklarıyla ama ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim grupta da söyledim. Magnezyum çubuğu bıçakla kullanacaksanız mesela şurası gördüğünüz gibi benim kullandığım yer. Bıçağın keskin tarafıyla değil de arka tarafıyla dik bir şekilde açıyla yaparsanız kullanabilirsiniz. Biraz daha zorlar size ama bıçağınıza zarar vermezsiniz.
Şöyle örnek göstermek gerekirse şu an bunu kapatırsak. Dur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu yaparken şu şekilde göstereyim ya da karşımdaki kameraya göstereyim. Şu kilit sistemine dikkat edin. Neden? Bu kilit sistemi belli bir süre sonra gevşeyebilir. Bir bıçağı ben herhangi bir ürünü size sorarken ne diyorum? Uzun süreli kullanımını yapmadım. Mesela benden bir önerini al. Uzun süreli kullanımdan sonra şu kilit sistemi eğer gevşerse bu hareket tehlikeli. Çünkü neden sen bayağı bir güç uygulayarak magnezyum çubuğuna hani bastırıyorsun bunu. O kilit eğer follow-push olduysa pat diye bu kapanıp eline saplanabilir. Hani öyle bir ihtimal var. Bu şekillere yapılabiliyor. Şimdi böyle yapmak varken gidip de bıçağın anasını ağlatmaya gerek yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir tavsiye olarak aklınızda bulunsun. Bıçağın arka kısmıyla da yapabiliyor. Oraya zarar veriyor mu? Tabii ki de veriyor. Ama bıçağın ağzını köreltmektense bıçağın üst namlu kısmını köreltmekte problem. Yani köreltmek dedim zaten düz bir kısım. Oraya zarar vermekte bence sıkıntı yok. Keskin ağza zarar vermektense. Şimdi sıra geldi benim yorumuma. Bıçak hakkındaki yorumum ne? Şöyle bir baktığım zaman, dış incelemeye aldığım zaman bıçağı namlu uzunluğu ve kalınlığı gayet iyi. En azından sivri bir bıçak değil. Sivri bir bıçak olsaydı outdoor anlamda kullanımlarda sıkıntı çıkarabilirdi. Ahşap kesmede vesaire. Yani bunu aldığım zaman ben şimdi bir dala koyduğum zaman dalla beraber yere vura vura dalı kesebileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum, uygun bir dal varsa deneyebiliriz. O konuda namlunun kalınlığı ve uzunluğu gayet iyi olmuş. Yani benim şeyim o, yorumum o. Ana kilit, Columbia'nın standart kilitlerine görülen kilitlerden. Şimdi ben buna orijinal veya çakma diyemeyeceğim. Neden? Çünkü benim Columbia orijinal midir diye sorduğum bu işten anlayan herkes bana Columbia orijinal bir ürün değildir. Çin veya Finlandiya üretimidir. CRKT'nin çakmasıdır. Yani Columbia Rider Knife and Tools adlı markanın çakmasıdır diye adlandırdıkları için ben size burada ürün orijinaldir vesaire tarzında bir şey söyleyemem. Ne yazıyor burada? İthalatçı firma diyor. Columbia Company Dış Ticaret Sanayi Ltd şirketi diyor. İstoç Bağcılar İstanbul'da üretiliyormuş bu. Hedef tüketim ürünleri sanayi. Tantayı Mahallesi Ümraniye. O şekilde menşei Çin. Zaten burada yazıyor gördüğünüz gibi. Menşei Çin. Şu şekilde şuraya gösterelim. Ben bu şekilde göstersem oluyor değil mi? Menşei Çin. Zaten ürün hani belli ediyor kendini Çin ürünü olduğu ama hani yine de güzel bir şey. Benim hoşuma gitti. Gruptaki herkes aldı zaten. Ben bunu kullanmam. Büyük olası koleksiyonumda bir yerde duracak. Ama hani kullanırsam da hani diyelim hani bugün kafam esti giderken yanıma bunu alayım dedim. Yani dışarı çıkarken de mesela herhangi bir orman gezisine katılacağım veya bir kampa gideceğim veya balıkçılığa gideceğim. Büyük olasılık cebe takma klipsini çıkarıp da kullanırım. Çünkü bıçak zaten etli bir bıçak. Hani kalın bir bıçak. Bu sebepten ötürü hani büyük olasılık bunu çıkarırım. Çünkü ben cebe takma klipsini kullanarak bıçak kullanmıyorum. Neden? Hiç güvenemiyorum bunlara. Mesela bak. Karambit'in biliyorsunuz Fox Knife'ın cebe takma klipsine güveniyorum. Çünkü niye? Taş gibi hala. Hiç gevşeme olmadı ama bunda mesela hani zorladığım zaman laps diye bak havaya kalkıyor. Bak bunda aynı olay yok. Çünkü cebe takma klipsine güvenip kaybettiğim çok bıçak oldu bu sebeple ötürü. Buna fazla güvenmiyorum. Kendi yorumum sap malzemesi G10 diyor. Hani harbiden öyleyse güzeldir. Ama gerçekten güzel yani. Elde en azından tam oturuyor. Şu cebe takma klipsi biraz daha ergonomik yapılabilirdi. Açıkçası rahatsız ediyor elimde şöyle sağlam tuttuğum zaman. Bir yorumda bulunmak gerekirse. Taktikal anlamda kullanmak için güzel. İyi kullanılabilir. Şunu herhalde cam kırma çivisi olarak kullanamayız. Bakayım. Yok ya. Oo kullanabiliriz galiba. Bak bunu kimse şu ana kadar görmemiştir. Bence hani yani denememiştiniz kimin aklına. Hani bu cam kırma çivisi olarak kullanılabilir bence. Temperli bir cam olsaydı elimizde bunu deneyebilirdik. Yani iyi. Güzel. Yani çok zor durumda kaldığınız zaman elinizi ya ne uğraşıyorsunuz amına koyayım al bıçağı fırlat ya. Başarı sıkıntı değil mi yani? Al bıçağı şöyle kapat abi. Hiç elini zarar alma. Şöyle yandan şurası bak burayla da vurabilirsin ya da direkt fırlat cama. Hiç uğraşmaya gerek yok yani. Öyle ince iş yapayım filan diye. Bıçağın benim yorumumda bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bıçağın iskelet kısmı, sap kısmı yani içinde de metal destekle desteklendirilmiş. Dışına G10 kap gelmiş. Ben kapta yazana göre diyorum. Ondan sonra abi 1-2-3 tane vidayla tutturulmuş. Gayet güzel. İçine şöyle bir bakıyorum. Hani içinde ne olaylar dönüyor diye.
İçinde de farklı bir olay dönmüyor. Şurada bir ip takma boşluğu var, deliği var gördüğünüz gibi. Kendiniz ürünü kişiselleştirebilmeniz için bazı yerler bırakılmış üründe. Üstte 3 tane tırtık var. Şu şekilde kapattığımız zaman da bıçağın dıştan gayet güzel ve kaliteli bir görünümü oluyor. Bu şekilde gösterdim. Dediğim gibi cebe takma klipsini beğenmedim. Şimdi bıçağımızın dış tanıtımı bu şekildeli. FR-558-A bıçağımızın tanıtım ve yorumu bu şekildeydi. Şimdi bu bıçağı size ne yapalım? Biz kesim testlerini yapalım. Önce kağıtta deneyelim. Ondan sonra diğer büyüklere geçelim. Ondan sonra kıvılcım çıkartalım. Videomuz yavaştan sonlanmaya başlansın. Benim bu bıçaktaki yorumum bu şekildeydi. Fiyatına göre bıçağı alınır mı? Şimdi alan dostumuz çok oldu zaten. Biz çok geç atıyoruz bu videoyu. Aslında ilk başta hemen alıp tanıtımını yapsaydık sizin için daha iyi olabilirdi. Ama bu bıçak alınır mı? Hani nasıl söyleyeyim? Hani fiyat performans ürünü mü? Öyle yorumlamak gerekirse. Bu fiyata göre güzel bıçak. Ama koleksiyonunuzda durmak için. Şimdi ben bu bıçağı sık sık kullanmadan ve kesim testlerini yapmadan size kesin bir şey söyleyemem. Şimdi test edeceğiz bıçağı. Hani şöyle bir baktığım zaman zorluyum şöyle bıçağı. İyi. Güzel bıçağa benziyor. Yani 25 liraya güzel bir bıçak. Kutusuyla geliyor. Zaten şekli şemali de var. Koleksiyonuna da kutusuyla beraber koyarsınız. Hani güzel bıçak. İdare eder. Yani öyle kötü bıçak demiyorum. Şimdi zaten test ettikten sonra bunu göreceğiz. Şimdi ben kullanmayacağım ürünleri şöyle yavaştan kaldırayım. Şunu özellikle diğer magnezyum çubuğunun kaybolmasını istemiyorum. Gerek magnezyum çubuğunun. Şunu şöyle kaldırayım. Kılıfı kullanır mıyız videoda kılıfını? Kalsın ya kullanırız. İç çekimimiz bu şekildeydi. Şimdi çıkalım dışarı. Kesim testlerimizi vesaire yapalım. Evet dostlar şimdi bıçağı gördüğünüz gibi kılıfına taktık. Hani kullanım olarak bak bıçak içeri takılıyor. Bir daha deneyelim. İyi. Yine çıkım süresi iyi en azından. Saçmalamıyor. Bu da bir aksaklama değil haberiniz olsun bu arada. Benim proje tasarımım tırt olduğu için farklı bir tane yaptım. Şimdi bunu kullanalım, değerlendirelim dedim. Çöp olmasın kağıt diye. Şimdi ben bunu biraz denememe rağmen hani bıçağın bir keskinlik testini kağıtta bakıyoruz. Yetti. Bu iyi bir şey değil. Güzel. Güzel. Dikkatli kestiğin zaman zaten kesersin ama hani bu dozama vurduğun zaman elinden kaçıyor. Güzel güzel. 25 liralık bir bıçağa göre, tipine göre kesimi gayet iyi. İyi yani. Tamam ben buna onay veriyorum yani. Böyle. İyi iyi. Kesiyor en azından yani. Bir puan vermiş ya. Ya bir puan vermek gerekirse onun hani. Üzerinden. Şimdi şöyle bir bıçak varken yanında sen şöyle bir kesim varken onun üzerinden ben buna yüksek bir puan veremem. Anlatabiliyor muyum Ali Can? Şimdi ben buna ne verebilirim abi? Ya şöyle. Bak Bim'in arabası geçiyor. Hani sağlam bıçaklar kullanıp da bu bıçağı hani bana sürekli bunu söyleyen çok oluyor. Puan ver bıçak. Şimdi böyle bir şey imkansız. Çünkü neden biliyor musun? 5 liraya da bıçak var. 50 milyara da bıçak var. O yüzden hani senin bıçağı, özellikle benim bıçağı, hani el yapım bıçaklara belki bir bıçak dövme ustası, ben değil o da. Bir bıçak dövme ustası. El yapım bıçaklara puan verebilir. Ama mesela ben bu tarz fabrika üretim bıçaklara puan veremem. Çünkü bu bıçak belki 20. kullanımdan sonra kör olacak. Belki olmayacak. Bunu bilmeden bir şey diyemem. Şimdi ben test ederim. Bizim olayımız ne biliyor musunuz? Biz bir ürünü test ederiz, beğenirseniz alırsınız. Biz bıçağı zorlayabildiğimiz kadar zorlarız zaten şimdi göreceğiniz gibi. Siz de hani güzelmiş lan bıçak der alırsınız veya lan tırt bıçakmış der almazsınız. Olay bu şekilde. Şimdi Columbia hala ismini ezberlemedim. FR-558A'nın kesim testlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Hazır mısın Hacı Ahmet? Evet keskinliğinin içine etmeden önce bir ip kesme testi yapalım. Onu kafama doğru niye tutuyorum? Buna doğru tut. İp kesme testi yapalım dedik. Bunu biliyorsunuz. Balkon ipi, çamaşır ipi. Zorladı bıçağı. Garip. Şimdi iki tanesini birden deneyelim. Belki benim kesim tarzı. Aslında hani senin kesim tarzına göre de değişir. Ben şimdi şöyle yaptım kesmeye çalıştım. Bunu şu şekilde atsan direkt keserdin. Ki bir tanesi uçtu bir tanesini kesti. Bu şekilde. Bu arada bahçenin pisliği hakkında haklısınız. Ben bu bahçeyi 20 kere temizledim. Yine pislendi. Yine pislenmeye devam edecek. Bir çare bulana kadar böyle. Şimdi su şişesini kesme testine geçelim.
Evet, şimdi kesim testimize başlıyoruz. Taraftan Instagram'a snap göreyim. O zaman o şekilde olsun. Hazır mıyız? Çekilsen biraz da savunma payı olacak. Uf, yine ıslandım ya. Üç parça bölümü lan. Evet dostlarım, kısa bir kamu spotu verelim. Bu işlerle uğraşırken biz her türlü güvenlik önlemimizi alıyoruz. Siz bunun farkında değilsiniz. Şu an benim her yerimde güvenlik önlemleri var. Photoshop'ta siliyoruz bunları. Green screen diye bir şey var, videolar var biliyorsunuz. Yeşil olan şeyler silinebiliyor videolarda. Bunları unutmayın. Tabi burada taşana söylüyorum bunları ama hani ciddi manada biz en azından hep sürekli uğraştığımız için biliyoruz neyin nasıl olacağını. Hani siz de biliyorsunuzdur ama yine de böyle şeyleri denerken güvenliği had safhada tutun. En üst seviyede tutun ki ne olursa olsun her şeyden önce canınız önemli. Şimdi başlayalım. Çekiyorum, içeri çıkarttım, aldım. Bir sapladım, iki vurdum. Kameraman çekil. Oğlum bu niye kopmadı lan? Çok eğlenceli. Şimdi odunun şu dışın soyma olayına bakarsak, ya biz bu kadar bıçağı şu an zorlamamıza rağmen hala zorlamaya devam ediyoruz. Hani bıçağın anasını ağlatma bölümüne geçtik şu an. Bıçak bu bölümde iyi işliyor. Mesela şöyle tuttum, bir yere yaslanım diyelim. Kameraman biraz uzaklaş, ne olur ne olmaz. Götürüyor. Hı? Ne diyorsun? İyi. Bak Fox'u hiç zorlamadım böyle, biliyor musun? Hani bir şey olur falan diye kıyamadım. Fox'a deneyelim mi bir de? Fox'a kıyamadım açıkçası. Hem hediye. Oha. Bak. Abi adamlar hani harbi yapmış yani. Yani bu, biliyorsunuz bende şey yok. Hani parasının değerini harbiden verecek bıçak. Neyse kaldıralım. Gördüğünüz gibi bu aşamayı da geçti. Şimdi şurada küçük ağacı var. Bir şey yapalım. Hani diyelim ki ağaç kesmek zorunda kaldınız. Bir piknik alanında mangal yakacaksınız abi. Zaten öyle güçlü bir ağaç değil ama güzel performans. Kesiyor ya lan. Vallahi kesiyor. Şimdi biraz daha zorlayalım. Kalk. Ciddi oğlum, biraz şekil savuramıyorum hocam. Yok yok, hiç sanmıyorum ya. Bu zor yani. Bıçak iyi dayandı bile yani. Bu olmayacak. Dur bakayım bir daha şuradan deneyelim. Mesela şura. Yapamayacak. Bak. Dayanamadı. Bahsettiğim olay buydu. Magnezyum çubuğuyla yaparsanız bıçak belli bir süre sonra dayanamaz, atabilir dedim ve gördüğünüz gibi attı. Olay bu şekildeydi. Bahsettiğim olay şuydu. Bıçak açıkken gerekli darbeye dayanamayıp kapanma olayı. Bak. Kendimi sakata atıp yapıyorum şu an. Şu an bıçağın anasını ağlatıyoruz. Yani ciddi manada. Ama sizin için deniyoruz. Hadi bakalım. Biraz daha güç vereceğim. Son kez. Kapandı. Kapandı. Ciddiyim, kapandı. Geri açıldı. İyi eldiveni bir şey yaptı. Kapandı, açıldı. Belki onu kız şeyde gösterebiliriz. Sen görmedin ama çok hızlı oldu. Gösterebilirsin. Şimdi son aşamamıza geçmeden önce. Bıçak güzel bıçak. Verdiğiniz paraya değer. Son aşamaya geçmeden önce neden şu uyarı yapmak istiyorum? Hiçbir çakı bıçak, yani namlusu kesim üzerine yapılmış bıçak fırlatılmaz.
Bunu hatırlatayım size. Neden? Bu bıçağın olayı ne abi? Şu keskinliğini koruması lazım. Hani bu bıçak namlusunun keskinliğini koruması lazım ki sizin işinize yarayabilsin, işinizi görsün. Ama bıçağı fırlattığınız zaman hem namluyu bozuyorsunuz, yani şu kısmı hem götürüyorsunuz, bozuyorsunuz, hem de keskinlik tamamen gidiyor. Şimdi fırlatmasını yapacağız. Bunu yapmadan önce söylemek istiyorum. Bıçağınız pert olur. Bak söyleyeyim. Bıçak tırt olur yani. Aklınızda bulunsun. Ben söyleyeyim ondan sonra geçeyim. Geçelim. Bıçağın atışlarını yapacağız. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çakılar fırlatılmaz, haberiniz olsun. Çok zor durumda kaldık diyelim. Hani çok zor durumda kaldık. Bu nasıl bir olay olabilir? Ailenle pikniğe gitmişsindir. Piçin biri gelmiştir. Elinde bıçak vardır veya saldırı aleti vardır herhangi bir. Seni ve aileni tehdit ediyordur. Hani boğaz... Ya ne öğretiyorum ben bir de ya? Boş abi. Boş ver o kısımları. Hani o kısımda kullanılabilir. Hani yanında hiçbir şey yok hani. Ve ailenin güvenliği tabii ki senden daha önemli. Şimdi ailem olmasa elimle halletmeye çalışırım. Ama bir ailem varsa, veya ki kız arkadaşınız, sevgilinin silahın varsa acımaya gerek yok. Zaten adamlığın kitabında yanında kadın bulunan, çocuk bulunan bir insana bulaşılmaz. Eğer adam değilse onun ya acımana da gerek yoktur. Kameraya yakın atayım mı? En son öyle dedim de kamerayı vurmuşum, hatırlıyor musun? Yani gayet yakındı. Uzak mesafe denesek mi? İlk defa atıyorum, o yüzden tutacağını hiç sanmıyorum. Tutmadım. Bir daha. Tuttu. Bahsettiğim olay şurada net bir şekilde gözüktü. Kilite fazla güvenmeyin. Bu tarz kilite. Bu güzel bir video oldu ha. Ne diyorsun? Bundan sonra tanıtımlarımız bu şekilde ilerleyecek. Hatta bundan önceki güzel sevdiğim bıçakların misal vermek gerekirse Hanifi Polat. Ondan sonra bize Murat abinin verdiği ilk bıçağın ismi neydi? Morakinil. Onun tanıtımını bir daha baştan yapabiliriz. Bundan sonra tanıtımlar bu şekilde olacak. Hani hep uzun istiyorsunuz. Biz de uzatacağız. Dediğim gibi bıçak çakılar özellikle fırlatmak için değildir zaten. Hani mekanizmalarına uygun değil. Şu mekanizmaya çok büyük zarar veriyor. Şu an her fırlattığında bıçak şu arka mekanizmaya ve ana çiviye çok fazla zarar veriyor. Hani hatta bir iki fırlatmadan sonra şu bak şu olay olmamayabilir. Çünkü içinde bir tel var. Yani büyük olasılık böyle olabilir ama bıçak iyi dayandı. Şimdi biraz daha zorlayacağım. Hani belki bıçak dandiktir. Ve size bunu gösterebilirim diye biraz daha zorluyorum şu an bıçağı. Bıçak gayet güzel bıçaktı ve hani parasına değer bir bıçaktı. Daha fazla bıçağımızı zorlamayalım. Bir hatıra olarak kalsın bizde en azından. Sonuçta gruptaki herkes de var. Balta gibi oldu artık bu da. Bu arada kameranın kadrajı hiç umurumda değil abi. Oraya bakıyor, bir oraya bakıyor. Güzel video oldu. Kameramanımız Alican Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Çok hayati tehlikeler atlattı. Siz de bana teşekkür edersiniz artık like ve yorumla. Verdiğiniz paraya değer bir bıçak. Aa bu bıçakla şey yapmadım. Dur. Çekil. Kapanı şöyle yapacağım. Evet dostlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. Yeni bıçak tanıtım konseptimizi beğendiyseniz alta yorumda belirtmeyi unutmayın ve diğer çakı, kötü çakı tanıtım videolarının hangisinin yenilemesini istiyorsanız alta yazın. Sonunu zaten çoğunuz atlayıp izliyor. Sonundasınız madem. Burayı izleyin. Hangi çakının yenilenmesini istiyorsanız aşağı yazıyorsunuz beyler. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel sahneler çıktı. Umarım güzel kaliteli çekimler almışızdır. Hepinizi seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet dostlar, şimdi şu tarafı çek. Beni niye çekiyorsun? Şunları da atalım. Etraftan uzaklaştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi bunun hani piçte de falan olmuyor. Ben denedim. Şunu da bir deneyeceğim. Büyük olasılık olmayacak ama bunda olacak. Bu kadar değil tabii. Hani şu kadar bir peçete taşırsınız yanınızda, tamam mı? Pamuk. Yani bu kadar bir pamuk taşırsınız yanınızda. Bunun da hani bıçağın kılıfını attım ben. Bıçağın kılıfının içine koyarsınız. Bir şekilde hani bunu orada bulundurursunuz çantanıza, mantanıza. Hatta önce bunu yakalım. Sonra üzerine diğer pamuğu da atarız. Bunu önce şöyle bir açıyorsunuz. Yani bu biraz daha yanması kolaylaşması için. Burada şunu, hani buna da bir tutalım. Bakalım bunu yakıyor mu? Kamerayı uzak tut, elini de uzak tut. Yanlış yapıyor olabilirim. Yoğunlukla ateş yakarken çakmağı kullanıyorum çünkü. Aksiyona girmiyorum öyle. Ay sikiyim ya, tövbe estağfurullah, tövbe. Gözükmüyor olabilir kıvılcımı.
Bunda olmayacak gibi. Açma lan. Nasıl kadar açalım? Ben bunu yapacağım. Her zaman seni tutuşmaya gel. Her zaman. Gel gel. Hadi şu kadar. Hadi çok biraz daha yakın tutmam ya. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Yaktık da. Evet, hemen şimdi bunun üstüne bunları atıyoruz. Bunun üstüne de bunları atıyoruz. Önceden hazırladığımız ahşapları. Sonra üzerine odunları koyuyorsun. Sonra ateşin yanmış oluyor. Bıçağı çektim. Hı? Lan! Taş gibi olmuş orası. Girmiyor.